Türk'ten merhabalar. Küresel Bakış'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Uluslararası gelişmeleri inceliyor olacağız. Bugün de yaklaşık yarım saat boyunca haber başlıklarımızın ilkinde Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi yaptığı açıklamalar var. Kiryakos'a dostum siz bizi tehdit etmedikçe biz de sizi tehdit etmiyoruz diyeceğim şeklinde öne çıkan bir açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Yarın yapacağı Atina ziyareti öncesi Katimerini gazetesine konuştu kendisi. Yunan gazetesi bugünkü internet sayısında Erdoğan'la yapılan yazılı röportajın bir kısmını yayımladı. Röportajın tamamının ise yarın yayınlanacağı duyuruldu. Gazetenin internet sitesinde yer alan röportaja ilişkin detaylara göre Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşmesinde Yunan Başbakanı'na ne söyleyeceğini sorulması üstüne Kiryakos dostum siz bizi tehdit etmedikçe biz de sizi tehdit etmiyoruz. Gel iki ülke arasındaki güveni sağlamlaştıralım diyeceğini söyledi. Türkiye Yunanistan'la arasındaki kıta sahanlığı konusunun Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi konusunda bir anlaşmaya varılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin olarak da Erdoğan tabii bu arada kıta sahanlığının yanında pek çok sorunumuz var. Bunları paket halinde bir bütün olarak ele almalıyız. Meselelere seçici yaklaşıp bazılarını konuşup bazılarını konuşmamak doğru bir yaklaşım değil dedi. Gazete Erdoğan'ın demecinde Türkiye'nin iki ülke arasındaki sorunlarını çözme iradesinin güçlü olduğunu belirttiğini ve Yunan tarafından dış müdahaleler olmaksızın benzer bir yaklaşım beklediğini dile getirdi. Amerika'da gündemde olan bir yardım paketi var. İsrail ve Ukrayna'ya yardımı içeren 111 milyar dolarlık bir güvenlik paketi sunuldu güncel olarak ve Amerika'da demokratlar İsrail ve Ukrayna'ya yardımı da içeren yaklaşık 111 milyar dolarlık ulusal güvenlik paketini Senato'ya sundu. The Hill gazetesinin haberine göre Senato'da çoğunluğu elinde tutan demokratlar tarafından güvenlik paketi sunuldu. Yaklaşık 111 milyar dolarlık paket kapsamında Rusya ile devam eden savaş nedeniyle kaynak sıkıntısı çektiği ifade edilen Ukrayna'ya askeri eğitim ve istihbarat desteği için 15 milyar dolardan fazla yardım sağlanması planlanıyor. Güvenlik paketinde İsrail'e 10.6 milyar dolar yardım öngörülürken bu yardımın 4 milyar dolarıyla füze savunma kabiliyetlerinin artırılması, 1.2 milyar dolarıyla ise demir ışın hava savunma sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. ABD'nin silah ve mühimmat üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra denizaltı sanayisine yatırım yapmak için 43.6 milyar dolar ayrılan pakette ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için ek tedbirler de yer alıyor. Paketin yasalaşması için Senato'da oylanması ve ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilerek ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor. Almanya'da bir eyaletten vatandaşlık başvurusu için vatandaşlık koşulu olarak İsrail'i tanıma maddesi eklendi ve detayında Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinden vatandaşlık başvurusunda bulunanların İsrail'in var olma hakkını desteklediklerini beyan etmeleri gerektiği bildirildi. Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni olduğu belirtildi. Gönderilen genelgeyle eyalette Alman vatandaşlığı için başvuranların İsrail'in varlığını kabul ettiği beyan etmeleri gerektiği ve bunun vatandaşlık için ön koşul haline getirildiği kaydedildi. Genelgede Alman vatandaşlığına geçmek İsrail'in var olma hakkına bağlılık gerektirir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin vatandaşlığa kabulden hemen önce İsrail'in var olma hakkını tanıdıklarını ve İsrail devletinin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını yazılı olarak teyit etmeleri gerekmektedir ifadelerine yer verilerek başvuru sahiplerinin beyanda bulunmayı reddetmeleri halinde vatandaşlığa kabul belgesinin düzenlenmemesi istendi. İsveç'in NATO üyeliği halen Türkiye tarafından tam olarak onaylanmış değil. Finlandiya'nın bağımsızlık günü kutlamasında gündem İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci, üyelik süreci olarak yer aldı. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, ülkesine NATO üyeliğini onaylayan Türkiye ve diğer tüm üyelerini teşekkür ettiğini, şimdi de İsveç'in üyeliğinin Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasını umduklarını söyledi. Hamalainen, Finlandiya'nın bağımsızlığının 106. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyonda konuştu.
Konuşmasında Türkiye ve Macaristan'ın henüz onaylamadığı İsveç'in NATO üyelik sürecini gündeme getiren Finn Büyükelçi, İsveç'in üyeliğiyle NATO'nun Kuzey kanadının tamamlanmış olacağını belirtti. Hamalainen, dünyada pek çok ülke ve halkı için bu yılın zor geçtiğine işaret ederek, Türkiye yıkıcı bir deprem yaşadı, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ediyor, İsrail-Filistin krizi Gazze'deki sivil halkın ve Hamas saldırılarına sevdiklerini kaybeden veya rehin alınanların büyük acılar çekmesine neden oldu. Bu yıl Finlandiya adına özellikle önemli bir yıl oldu. NATO'ya üye olma dileğimiz gerçekleşti. NATO'ya üyeliğimizi onaylayan Türkiye ve diğer tüm üyelere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de İsveç'in NATO üyeliğinin de Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasını diliyoruz. İsveç'in üyeliğiyle NATO'nun kuzey kanadı tamamlanmış olacaktır diye konuştum. Gelecek yıl Türkiye ile Finlandiya arasındaki dostluğun 100. yılının kutlanacağına da dikkati çeken Hamalainen, ülkesiyle ilgili olarak bağımsızlığımızı kazandığımızda Finlandiya'nın kadınların milletvekili seçilme hakkı da dahil tüm siyasi hakları 1906 yılında verilmişti. Toplumun temel taşlarından birisi de hem kadınların hem erkeklerin ülkeye eşit olarak katkıda bulunmasıdır. Eğitim de iyi işleyen bir ve yetkin bir toplum olma yolunda esas temellerden bir diğeridir. Herkes için eşitliğin bir anlamı da okul yemekleri de dahil ücretsiz eğitimin herkese sağlanmasıdır. Toplumsal başarımızın sırlarından bir başkası ise insanların birbirine güvenmesidir. Dahası toplumumuz iyi işleyen devlet kurumları ve hukukun üstünlüğü kuralına dayanmaktadır. Tüm bunlar mutluluğun değişik boyutlar içerdiği ve küçük detaylara dahi önem verildiği ve dikkat edildiği sonucuna götürmektedir ifadelerini kullandı. Son haberimizde yine İsveç'i içeren bir başlık, ABD ile İsveç arasında savunma işbirliği anlaşması gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığı NATO'ya katılmak üzere Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekleyen İsveç ile savunma birliği işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Austin ve İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson tarafından 5 Aralık'ta imzalanan anlaşmaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada bu anlaşma iki ülkenin yakın güvenlik ortaklığını genişletmesini, çok taraflı güvenlik operasyonlarında işbirliğini artırmasını ve transatlantik güvenliği birlikte güçlendirmesini sağlayacaktır denildi. İsveç'in NATO'nun güçlü bir savunma ortağı olduğu belirtilen açıklamada ittifakın İsveç'in katılımıyla daha da güçleneceği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında İsveç'in üyeliği kolektif savunmamızı güçlendirecek ve Avrupa Atlantik bölgesindeki güvenlik sorunlarını çözme yeteneğimizi artıracaktır. İsveç, NATO'daki ilk gününden itibaren net bir güvenlik sağlayıcısı olacaktır ve ittifak İsveç'in NATO müttefiki olmasıyla daha da güçlenecektir denildi. İsveç'te imzalanan anlaşmanın ABD'nin ortak güvenlik ve refahını ilerletmek için dünyada savunma ortaklıklarını güçlendirme taahhüdünü yansıttığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca anlaşmanın İsveç'in NATO'ya katılımından önce uygulanmaya başlayacağı vurgulandı, ancak anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. İsveç'ten NATO üyeliğine ilişkin son açıklama Savunma Bakanı Paul Johnson'dan gelmişti. Johnson, katılımın mümkün olan en kısa sürede gerçekleşeceğinden umutlu olduğunu söylemişti. Programa devam ediyoruz. Konuğumuz bizlere eşlik edecek. TEPAV Dış Politika Program Direktörü Gülür Gezer'leyiz. Gülür Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. İsrail, Hamas konuşmaya devam ediyoruz son gelişmelerle birlikte. Geçtiğimiz günlerde geçici bir ateşkesi takip ettik. Ardından 2 gün uzatıldığını ve beraberine gelen rehine takasını. O sürecin sonlanmasıyla birlikte tekrardan saldırılar boy gösterdi. Ve şimdi daha büyük resimde nasıl bir nihai sonuç olabilir, bir ateşkes, tam bir ateşkes nasıl sağlanabilir soruları kafamız kurcalarken süreçle ilgili şu anda gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Sizin bir yazınız var Independent'a kaleme aldığınız. Oradan gidelim isterseniz. Sorguladığınız sorular var. Peki son 2 ayda neler oldu, neler değişti diyorsunuz. 60 günün dolmasıyla birlikte şu anda nasıl bir süreç karşımıza çıkacak? Bunu maddelere ayırıyorsunuz. Öncelikle nelerin altını çizersiniz şu an gelinen noktada süreçle ilgili? Şimdi tabii Eda Hanım, hem Gazze-İsrail savaşının bölgesel yansımaları var, hem de küresel yansımaları var. Şimdi büyükten genelden
daha bölgesele geçeyim izninizle. Şimdi birincisi Birleşmiş Milletler burada artık net bir şekilde görevini yerine getiremediğini ortaya koymuştur. Bakın 2 ay oldu, hala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir ateşkes kararı alınamadı. Taraflar yine bir işte girişim başlattılar. Ancak ABD'nin vetosu olduğu müddetçe bir ateşkes, kalıcı bir ateşkes konusunda bir ilerleme kaydedilebileceğini ben düşünmüyorum. Amerika bu konuda çok net, kalıcı ateşkes istemiyor. Dolayısıyla artık BM'nin ve 2. Dünya Savaşı sonrasında esasında kurulan uluslararası sistemin burada hem günümüz sınamaları karşısında hem de özellikle Filistin-İsrail meselesi karşısında çözüm üretme yönünde yetersiz kaldığını görüyoruz. Şimdi gelelim biraz daha küçük boyuta Amerika. Amerika'nın burada birçok açıdan yanlış bir siyaset izlediğini görüyoruz. Şimdi demokrasi ve insan haklarını önceleyen bir Amerika'nın Gazze'de süregelen katliama göz yumuyor olması Amerika'nın, yani sadece Biden yönetiminin değil, Amerika'nın dünya genelindeki itibarını çok ciddi bir şekilde zedeledi. Her ne kadar son dönemde Amerikan yetkilileri işte insani kayıplar olmasın, Gazze'ye daha fazla yardım, insani yardım ulaştırılsın yönünde bazı açıklamalarda bulunsalar da neticede askeri olarak, az evvel siz de haberinizde verdiniz, askeri olarak İsrail'i desteklemeye, koşulsuz bir şekilde desteklemeye devam ediyorlar. Gelelim Avrupa Birliği'ne, giderek yaklaşıyoruz Orta Doğu'ya. Avrupa Birliği de bu süreçte fevkalade kötü bir sınav vermiştir. Malumunuz Avrupa Birliği de bir ateşkes konusunda AB üyesi ülkeler anlaşamamışlardır. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Alman da olmasının herhalde getirdiği bir etkiyle, Ukrayna Savaşı hakkında işte Rusya'ya çok net bir takım mesajlar verirken, Rusya'nın savaş suçu işlediğini söylerken, İsrail'e gidip İsraillilere destek beyanında bulunmuştur. AB içerisinde tabiatıyla bazı ülkeler, işte mesela İrlanda olsun, işte İspanya, Belçika, onlar tabii ki daha vicdani, insani bir tutum benimseyerek bu duruma artık bir son verilmesi gerektiği yönünde çağrılarda bulunmaktadırlar. Ama genel itibariyle baktığımız vakit Fransa da belirli ölçüde buna dahil. AB'de bu, Avrupa Birliği'de bu süreçte maalesef son derece olumsuz bir tutum sergilemiş ve kendi, yani birliğin oluşturduğu değerlerle de çeliştiğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Onun ötesinde Arap ülkelerine geldiğimiz vakit, tabii ki Arap ülkelerinin de esasında geçmişte gösterdiği kararlılığı, yani Filistin davasına sahip çıkma yönünde gösterdikleri kararlılığı burada göstermediğini tekrardan görüyoruz. Malumunuz Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi düzenlenmişti, yanılmıyorsam 11 Kasım'dı. Orada bazı kararlar alındı ama yine de bunlar, bu alınan kararlar ne Batı'yı İsrail'e yönelik baskı uygulama yönünde ne de İsrail'i caydırma amacıyla etkili değildi. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde COP28, yani Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi diyelim, İklim Zirvesi düzenlendi. İsrail Cumhurbaşkanı oraya çağrılmıştı mesela. Yani Avrupa Arap ülkelerinin ve İslam ülkelerinin de burada net bir şekilde tavır koyamadıklarını görüyoruz ve kendi içlerinde de aslında işte Hamas'ı destekleme ya da Filistin davasına sahip çıkma ya da savaş sonrası Gazze'nin geleceği konusunda da fikir ayrılıkları olduğunu görüyoruz. Şimdi burada tabii daha yine dar alanda Gazze ve İsrail'deki yansımalarına bakalım. Ya Filistin, İsrail diyelim. Şimdi İsrail'de artık İsrail'in güvenliğinin yıkılmaz olduğu algısı tamamen ortadan kalkmış vaziyettedir. Netanyahu'nun gerçeklikten kopuk politikaları sadece kendi siyasi sonunu getirmeyecek, aynı zamanda İsrail ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerin güvenliğini de tehlikeye atacak boyuttadır. Bu çok, ben bunu özellikle önemli buluyorum. Onun haricinde tabii bu, yani daha belki geniş çapta da bunu yorumlamak mümkün. Antisemitizm, şimdi daha evvelden meselesi, daha evvelden İsrail devletinin
politikalarını sorgulamak antisemitizm olarak algılanırdı. Ama artık hani antisemitik olmadan da İsrail devletinin politikalarını ya da İsrail'deki hükümetlerin politikalarını sorgulamanın antisemitizm olmadığı yönünde bazı fikirler var ortada. Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü antisemitizmle İsrail devletinin yanlış politikalarını eleştirmek aynı kefeye konulmamalıdır. Onun haricinde tabii İsrail'in hukukun bugüne kadar üstünde olduğunu düşündüğü algısının yavaş yavaş kırıldığını görüyoruz. Biliyorsunuz sadece Türkiye'de belirli çevreler, STK'lar, eski siyasiler Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmadı. Dünyanın dört bir yanından aslında insanlar, işte sivil toplum örgütleri ve siyasiler Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurarak Netanyahu'nun ve Netanyahu hükümetindeki karar alıcıların savaş suçu işlediğini, dolayısıyla yargılanmaları gerektiğini değerlendiriyorlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz hem İsrail'i hem de Batı Şeria'yı ziyaret etti. Dolayısıyla artık hani İsrail'in eskisi gibi hukukun üstünde olmadığı da net bir şekilde görülmüş oldu. Tabii hani bu çerçevede eğer İsrailli yetkililer yine yargılanmayacaksa, kendileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir dava açılmayacaksa, bu önümüzdeki dönemdeki yaşanacak bazı olumsuzluklara da emsal teşkil edilecektir. O yüzden de bu noktada hani caydırıcılık bağlamında, hakkaniyet bağlamında, adaletin yerini bulması bağlamında bu süreçlerin de işletilmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Şimdi yine önemli bir mesele Filistin özelinde değerlendirdiğimizde, son 20 yıldır biz Filistin davasını aslında veya Filistin meselesini pek konuşmuyorduk. Yani biz derken Türkiye'yi bahsetmiyorum. Türkiye tutarlı bir politika izlemiştir geçmişten bu yana Filistin davasının savunulması yönünde. Ama dünya genelinde Filistin meselesi ya da iki devletli çözüm çok konuşulmuyordu. Artık öncelikli meseleler arasında yer almıyordu. İnsanlar biraz Orta Doğu'nun tırnak içerisinde sorunlarından dünya kamuoyu yorulmuştu. Ama bu 7 Ekim'le başlayan süreçte Filistin meselesi tekrar dünyanın tam da merkezine oturdu. Ve dünyanın dört bir yanına baktığınız vakit, yani 100 küsur ülkede 5000'den fazla Filistin yanlısı gösteri düzenlendi. Halklardan artık Filistin'in onlarca yıldır yaşadığı mezalime bir dur denilmesi yönünde çağrılar gelmeye başladı. Bu da fevkalade önemlidir. Henüz çok somut bir şekilde karar alıcıları etkilemese de önümüzdeki süreçte uluslararası toplumların, özellikle hesap verilebilirliğinin olduğu ülkelerde karar alıcıları da etkileyebileceğini ben değerlendiriyorum. Bu açıdan da önemlidir. Dolayısıyla hani 7 Ekim Netanyahu 7 Ekim'den sonra Orta Doğu artık eskisi gibi olmayacak dediğinde aslında doğru bir şey söylemiş oldu. 7 Ekim'den sonra ne Orta Doğu eskisi gibi olacak ne de dünya bütün bu saydığım sebeplerden dolayı eskisi gibi olacaktır. Ben 7 Ekim'in bir kırılma noktası hem uluslararası sistem bağlamında, uluslararası ilişkiler bağlamında, belirli ülkelerin önümüzdeki süreçte izleyeceği dış politikalar ve dünyadaki konumları itibariyle farklı olacağını değerlendiriyorum. Bir de yine incelediğiniz diğer bir konu Türkiye-Amerika ilişkilerindeki son gelişmelerin Gazze Savaşı ile birlikteki seyri. Buradaki yansımalar nasıl oldu sizce? Şimdi biliyorsunuz Amerika ile Türkiye arasında aslında uzun süredir devam eden bir güven bunalımı var. Bunun tabii birçok nedeni var. En başta ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK, PYD, YPG terör yapılanmasına verdiği süregelen destek. Şimdi tabii burada Gazze Savaşı'nda da Amerika ve Türkiye'nin belirli konularda farklı düşündüğünü görüyoruz. Özellikle iktidar hani Hamas konusunda farklı bir tutum sergilerken Amerika ise Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini savunuyor. Gazze'deki yani savaş sonrasında ortaya çıkacak tabloda da tarafların fikir ayrılıkları var.
Dolayısıyla yani bu hani güven bunalımı kaynaklı zaten neredeyse dibe vurmuş ilişkilerde bu Gazze Savaşı'yla da çok olumlu bir şekilde etkilenmedi. Blinken malumunuz ikinci bölge ziyaretinde aslında Türkiye'yi ziyaret etti. Halbuki Türkiye bölgede seversiniz sevmezsiniz hani bölgenin sorunlarının aşılması anlamında önemli bir aktördür. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde yer alacağı bir sürecin ancak sürdürülebilir barışa imkan sağlayabileceğini söylememiz mümkündür. Bunu sadece ben söylemiyorum. Yani geçtiğimiz günlerde Foreign Affairs dergisi, itibarlı bir dergidir Amerika'da yayınlanan, Foreign Affairs dergisinde de yine yabancıların kalem aldığı, Amerikalıların kalem aldığı bir makalede Türkiye'nin de önümüzdeki süreçte oluşturulacak bir işte uluslararası koalisyon olabilir ya da hani müzakerelerin parametrelerini belirleyecek bölge ülkeleri arasında yer alması gerektiği, Amerika'nın Türkiye'yi de dahil etmesi gerektiği söylendi. Ben de buna katılıyorum. Yani iki ülke arasındaki yani ikili ilişkiler, işte F-16 tedariki sorunu, işte NATO, İsveç için NATO üyelik meselesi, yani bu tarz ikili ilişkiler aslında mevcut bölgesel işbirliğine sekteye uğratmamalıdır. Çünkü bölgenin istikrarı her ülkenin çıkarınadır. Yani kısaca bunları esasında ben ele almıştım makalede. Gürrü Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için, katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. TEPAL Dış Politika Program Direktörü Gülrü Gezer bizlere eşlik etti. Burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.